Değerli izleyiciler, bugün Serenhisar Yörük Şenliği'ndeyiz. Necati hocamız var. Necati Arslan, emekli öğretmen. Kendisi insan hazinesi. Bu listeye mutlaka kaydedilmesi gereken çok önemli bir değer. Denizli'de Kızılhisar Yörük Türkmen ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl ikinci kez Yörük Şenliği gerçekleştirildi. Şenliğe Aydın, Söke, Ortaklar, Pamukkale, Denizli Efeleri ve Yörükleri, Tavas, Burdur, Antalya illerinden Yörük dernekleri katılarak destek verdi. Şenlikte bir ilke de imza atıldı. Bölgede yetiştirilen çoban köpekleri güzellik yarışması, Yörük şenliklerinde yapılan ilk yarışma olma özelliği taşıyor. Ayrıca şenliğe katılan küçükbaş hayvan yetiştiricileri arasında ıslık yarışması da düzenlendi. Renkli anların yaşandığı şenliğe Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri Profesör Doktor Turgut Çok ve Doçent Doktor Devrim Alkaya da katıldı. Acı Payam Dernekler Birliği ve Türk Ocağı Başkanı Profesör Doktor Turgut Tok, yörük kültürüyle ilgili bir konuşma yaptı. Türkiye Ziraatçılar Derneği Denizli temsilcisi Doçent Doktor Devrim Alkaya, kırsal kalkınma amaçlı çalışmalarda her zaman Serenhisar'a destek vereceklerini ve Kızılhisar Yörük Türkmen Derneği ile çalışacaklarını söyledi. Kocan ile geçince şenlikte halk müziği sanatçıları Neslihan Yılmaz Ören, Duygu Yılmaz Çivril, cüre yapımcısı ve ses sanatçısı Necati Arslan konser verdi. Davetlilere eğlenceli anlar yaşatan sanatçılar Serenhisarlılardan bolca alkış aldı. Dernek Başkanı Emine Kobaş yaptığı açıklamada bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri şenliği tüm yönetim kuruluyla birlikte planladıklarını ve yönetim kurulu üyelerinin tamamının küçükbaş hayvan yetiştiricisi halen konar göçer yaşamı sürdüren yörükler olduğunu da söyledi. Yörük kültürünün sürdürülmesi, çiftçinin, köylünün sorunları için çalışmaya devam edeceklerini de belirtti. Derneğimiz yaklaşık 3 yıl önce kurduk. Kızılhisar Yörük Türkmen Kültürü ve Dayanışma Derneği 2019 yılında kuruldu. Derneğimizin bu bölgedeki derneklerden ayıran çok müthiş bir özelliği var. Yönetim kurulu üyelerinin tamamının gerçek konar göçer yörük olması gerçekten çoban olmaları şu anda. Bu tür şenlikleri düzenlemekteki amacımız hem yörüklerimizin gerçekten sosyal yaşama katılmaları, yine yörük ailelerimizin geçmişten gelen günümüzü adetleri, işte görenekleri, kültürlerini gelecek nesillere aktarma amacıyla hem de ilçemizi tanıtmak amacıyla. Bugün şenlikte çok güzel farklı etkinlikler vardı. Evet. Bu bölgenin yetiştirdiği köpekler vardı, evet, çoban bizim köpeklerimiz. Bizim bu bölgeye ait çoban köpeklerimiz vardır ve gerçekten özeldir onlar. Biz burada yanlış anlaşılmasın çoban köpeği güzellik yarışması yaptık. Çok güzel yani, bir etkinlik oldu. Evet. Bunun dışında atlar vardı. Atlar vardı. Yine o atlarımız da gerçekten yörüklerin, çocukların ve kendilerinin şu anda kullandıkları atlardı. Islık yarışması oldu. Islık yarışması yaptık. Bir ilk oldu sanırım burada. Evet, o da çok güzel hem oldu. Hem gençler hem büyüklerimizden oldukça keyifli zamanlar geçirdiğini düşünüyorum. Allah'ım sağlık, sağlık, Allah, ses versin. İnşallah bu kültürü, tuttuğum bu bayrağı Rabbim her zaman taşımayı nasip etsin. Bu sevgiyle devam ettirsin inşallah. Güzel, çok güzel çok bir konser. Durmadın beni. Çok teşekkür ederim. Gözün gibi güzel arkadaşım benim, canım benim. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Her zaman destek oluyorsunuz bize. Nerede bir etkinlik olsa, nerede kültür olsa orada sizsiniz hocam. Emeklerinize sağlık. İnşallah sizin de kıymetinizi bilirler.